Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte. Arkadaşlar bugün videonun başlığından da gördüğünüz gibi Car Parking'de güncelleme tarihi ve güncellemede neler gelecek, bu konuyu konuşacağız sizlerle birlikte. Videoya geçmeden önce videoya güzel bir like sayısı atmayı unutmayın. Oyunda sizi gördük, dondu uzun zamandan sonra. Abi uzun zamandan beri video atmıyorum, kişilerden falan cidden hiç fırsat bulamıyorum. Yani sizleri de mahcup ediyorum, kusura bakmayın abi. Önce destekliyorsunuz, ben video atmıyorum, olmuyor işte öyle. Sonra daha iyi ve kimsede olmayan içerikleri buraya sunmaya çalışacağım arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar, herkeste olan içeriği sunmak benim çok zoruma gidiyor. Yani kanal normalleşiyor abi. Herkesten farklı olmak istiyorum. Yani içerik olarak. Daha size daha farklı şeyler sunabilmek için elimden geleni yapacağım arkadaşlar. Şu an bir proje var elimde. Bunu yapıyorum. Şu an edit aşamasında. Arkadaşlar bu projeyi sizlere sunacağım yakın videolarda. Ama gayet izleneceğini düşünüyorum abi. Siz de desteklersiniz. Fazla uzattım. Hepiniz güncellemeyle alakalı fikirler, bilgileri bekliyorsunuz. Ben de farkındayım. Dilerseniz vereceğim bilgiler ve tarihler ve hangi arabalar gelecek onların üstünde konuşalım. Hepiniz bekliyorsunuz doğal olarak. Güncelleme nerede kaldı, güncelleme gelecek mi gelmeyecek mi falan diye herkes bir tartışmaya girmiş Instagram üzerinden. Bunu takip ediyorsanız bilirsiniz bu konuları. Arkadaşlar şimdi güncelleme gelecek diye bir söylenti var. Ne kadar doğru ne kadar yanlış. Ben de ortadayım yani, düşünme üzerindeyim. Ve araba yeni yerler falan da getirecek diyorlar. Bu ne kadar doğru ne kadar yanlış kim bilir. Tamamen tahmini fikirlerimi söylüyorum. Ve ortalıkta gezinen lafları söylüyorum size. Yanlış anlaşılma olmasın. Bizim dediğimiz gibi ben kendi fikrimi söylüyorum. Bizim şu oyun yapımcısı damgası vurduğumuz arkadaş gene güzel şeyler yapmış, editler yapmış. Türklerin en çok istediği şeyden gitmiş abi. Türkler bayağı bir yardırmış bu adama. Buralardan gördüler ya herkes. Herkes bu adama yazmış. Bu adam arkadaşlar Passat'la Doblo'ya birazcık çok şey yapmış. Şöyle gördüğünüz gibi görsellerden. Bunu Allsys Games direkt görür görmez beğeniyor. Yani bu adam gözüne girmiş onun. İyi bilgiler vermişsinizdir o adama umarım. Bu adam da yapmış abi. Yaptığına göre Doblo'yla Passat'ı güzel yapmış bu arada. Gelebilir belki. Ama çok da zor abi. Yani Türkler bazı arkadaşlar şey diyor, hep Passat istiyorsunuz, Doblo istiyorsunuz, biraz da başka arabalar isteyin falan diye. Onlar da haklı. Onlara da bir şey diyemiyoruz abi. Türkler olarak herkes Passat'la Doblo'yu çok istediği için pek fazla bir şey diyemiyorum abi. Herkesin göz zevki sonuçta. Ama arabalar hakkında kimseye lafımız yok abi. Herkesin kendi özgür düşüncesi. Ama dediğim gibi farklı arabalar da getirseler oyun güzel olur. Mesela yeni yer olarak şöyle bir yıkamacı eklenecek diyorlar. Böyle eklense çok güzel olmaz mı ya? Yeni yere böyle araba bayisi açabileceksin. Böyle kendi arabalarını bayinden satacaksın abi. Sahibinden gibi ya bu işte. Bayi olayından falan böyle kendi garajın olacak. Garajından satacaksın arabaları falan. Çok eğlenceli olur abi. Garajı mutlaka getirmeleri gerekiyor arkadaşlar. Yani hem oyun açısından daha güzelleşebilir oyun. Ve dediğim gibi arkadaşlar, yani bu herkesin ağzında dolanan cümleler. Yani bilginiz olsun, kesin bir tahmin vermiyorum. Ve arkadaşlar şimdi herkesin beklediği o tarihe gelelim. İki teori var. Ya Ocak sonu gelebilir ya da 14 Şubat sevgililer gününe denk getirebilirler bu güncellemeyi, bilginiz olsun abi. Yani zaten bunu fark ettiğiniz üzere yani Old Chess Games direkt mi yapıyor ama bilmiyorum, ama hep özel günlere getiriyor abi güncellemeleri. Olsun, o günlerde mutlaka getirebilirler güncellemeyi. Bilmezlerse de o zaman büyük bir güncelleme geliyor demektir yine oyuna. Böyle küçük güncellemeleri falan özel günlerde yapıyorlar. Büyük bir güncelleme yapacağı zaman da bekletiyorlar bayağı bir. Bundan bayağı bir canımız sıkıldı, tam sileceğimiz duruma denk geleceğimiz gün getiriyorlar güncellemeyi. Eğer bunu siz de fark etmişsinizdir yani bu detayı. Oyun hep böyle yapıyor. Yani bilginiz olsun bu konu hakkında. Arkadaşlar dediğim gibi 8 günden beri video atmıyorum. Sizi de beklettim video için, kusura bakmayın. Tekrardan güzel projeler yapmaya çalışacağım sizler için. Arkadaşlar bir de ben şöyle bir oylama yapmıştım. Kanalı globale çekeyim mi? Yani yabancılar da bizi izlesin mi izlemesin mi diye yaptım. Çoğu kişi ortalarda kalmış abi. Yabancı kanal yapma olayım arkadaşlar. Çoğu insan bizi tanısın, eğlensin, görsün diye. Daha çok büyük bir aile olabilmemiz için demiştim bu lafı. Bilginiz olsun. Kanalı tamamen İngilizce yapacağım diye bir şey yok. Bütün dünya dili yapmıştım kanalı. Global açıkçası işte. Temel alakalı diyeceklerim bunlardı. Yani sizin de fikirleriniz varsa mutlaka yorumlara ve Discord sunucumuza gelip bize paylaşabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Like atmaya ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki video denk. Hepiniz hoşçakalın. I got